Yeni bir RC model videosundan selamlar. Ben bugün yine abarttım ve piyasada bulabileceğim en büyük RC tekneyi aldım. Helal olsun be. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama böyle eğlenebileceğim küçük bir tekne bakarken bir anda kendimi bunu almış buldum. Çünkü neden olmasın diye düşündüm ve Traxxas M41 White Body katamaran ile birlikteyiz. Abi. Efendim canım. Bu videoda ben kullanabilecek miyim? Kırmazsak sağ kalırsa neden olmasın? Hemen buradan bir kumandamız çıktı. Standart RC araba kumandalarıyla aynı gibi gözüküyor. Ve kutunun geri kalanı komple tekne sanırım. Kocaman ve çok iyi duruyor. Rengi falan da bayağı hoşuma gitti. Yani bu tahmini kaç santim? 1 metreden fazla. Ölçmedim. Ölçeriz. Yani içinde sergilemek için standı vesaire de var. Diğerlerini yapıştırmak isterseniz stickerlar var. Ne olduğunu anlamadığım bir şey var sanırım bununla. Derece ayarı gibi bir şeyler yapıyoruz çünkü üstünde dereceler yazıyor ve tamir etmeniz gerekirse diye bıdı bıdılar bulunuyor. Kutudan çıktığı haliyle 80 km hız yapıyor bu arada bu. Fakat 120 km'ye falan modlayanlar olmuş. Ben modlar mıyım bilmiyorum. İçinde öncelikle kocaman bir tane motorumuz var. Bu motor sıvı soğutmalı bu arada. Şu boruların içinden su geçerek burayı soğutuyorlar. Burada kontrolcümüz bulunuyor. Arka tarafta servo motorumuz var. Şurada ne var bilmiyorum. Bu da bir işe yarıyor işte. Çok bir önemi yok. Bu benzinli mi, mazutlu mu? Mazut. Mazut ne oğlum? Benzinli mi, mazutlu mu? Elektrikli. 2 tane 2S veya 2 tane 3S pille çalıştırabiliyoruz. Yani 6S'lik bir sistemimiz var burada. Hemen bir denemek istiyorum. Önce 2S pilleri takacağım ki ne olur ne olmaz. Yön için servo motorumuz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ve motorumuz da çalışıyor. Şu an evin içinde çok zorlamak istemiyorum çünkü sıvı soğutmaya ihtiyacımız var. Onu da direkt suyun içinde giderken bir taraftan kendisi yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şu arkadaşı bir kenara alalım. Çünkü şimdi sizlere bu videonun sponsoru Genshin Impact'ten bahsetmek istiyorum. Genshin Impact ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz açık dünya bir rol yapma oyunu. Ve 7 Aralık itibariyle oyuna Türkçe dil seçeneği de eklendi. Oyunun serbestçe gezebileceğiniz ve görevleri yapabileceğiniz devasa bir haritası bulunuyor. Bu haritayı isterseniz tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte koşarak, yüzerek, tırmanarak veya uçarak keşfedebilir maceralara atılabilirsiniz. Benim Genshin Impact'te en sevdiğim taraf ise multi platform bir oyun olması. Bu oyunu iOS veya Android fark etmeksizin cep telefonu veya tabletinizden, bilgisayarınızdan ve hatta PlayStation'ınızdan oynayabiliyorsunuz ve aynı oyuna istediğiniz cihazdan devam edebiliyorsunuz. Ayrıca Genshin Impact 2020 yılında hem App Store'da hem de Android'de yılın en iyi mobil oyunu seçildi. 2021 yılında ise The Game Awards'tan yılın en iyi mobil oyun ödülünü aldı. Oyunu açıklama bölümüne bırakacağım linkten ücretsiz bir şekilde indirebilir. Türkçe olarak bu devasa haritayı keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Genshin Impact'te bu videoya sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Şimdi dışarı çıkabiliriz. Evet, sabah köründe bir gölete geldik ve hava buz gibi, şu an donuyoruz. Çoğulu olarak donuyoruz, sadece ben donmuyorum diye düşünüyorum. Teknenin üstüne şöyle bir tane delik deldim ve buraya bir tane GoPro bağladım. Buradan böyle size havalı görüntüler izletmeye çalışacağım. Öncelikle bir 4S olarak başlayalım diyorum. Direkt 6S ile başlamak istemedim çünkü bu tekne döndüğünde, yani ters döndüğünde kendini düzeltemiyormuş. Onu da buraya gelirken öğrendim, yolda araştırdım hani dönünce ne olacak diye. Dönerse kalıyor sanırım öyle. Ne olacağını bilmiyorum. Ayağımı ıslatmadan bunu nasıl koyarım buraya? Çakıldı. Galiba taşsız bir yer bulmam gerekiyordu. Şu an çakıldı. Niye bütün RC videolarını hep böyle olmayacak zamanlarda, yağmurda, kışta falan çekiyorum bilmiyorum ama. Mesela yaz olsa şu an girerdim terlikle buraya. Bir şey diyeyim mi? 4S ile bile çok iyi gidiyor. Şu an gitmiyor ama mesela. Niye gitmiyor? Bak bir şey oluyor ve gitmemeye başlıyor mesela. Şu an niye gitmediğini bilmiyorum. Şu
ayarları bir kurcalayacağım. Belki bunlarla alakası vardır. Anlamsız zevkli sürmesi. Ve şu an daha 4 testteyim. Şimdi şunu bir kıyıya çıkartabilirsem çıkartıp 6S pillere geçmek istiyorum. 3S pillerimden bir tanesi şişmiş bu arada. Yani trajik seviyede değil ama şöyle göstermeye çalışayım, bir şişmeye başlamış. Gölün ortasında tekne alev alırsa güzel bir görsel çıkar ya. Harun mutlu olur. Ben mutlu olmam, ben sürmeden yanmasın. Ben sürebilecek miyim abi? Umarım. Şimdi asıl olay başlıyor. Harun ne kadar fark edecek sence? Vallahi çok bilmiyorum da hani biraz fark, %50 diyorum. Direkt basayım mı? Bas. Acayip fark ediyor. Oha. Bu kadar beklemiyordum. Bu arada 6S'e geçtiğinizde düz giderken takla atabiliyor bu tekne. Yani bildiğiniz backflip atıyor. Takla atması için muhtemelen hafif dalga olması gerekiyor. Rüzgar biraz artarsa umarım olur. Bugün bir de bir takla atabilirsem çok mutlu olacağım. İnsan gibi gitmiyor. Ama yavaşlıyor yine. Harun'u ıslatacağım şunu, bakın. Hayır. Islatacağım. Geliyor mu Harun, hazır mısın? Hayır. Bir taraftan da kıyıdaki taşlara çarpacağım diye korkuyorum ama bir Harun'u da ıslatmak istiyorum. Hayır. Küçük kaza, bir şey olmaz. Oha, bayağı saplanmışım. Abi kırmadın inşallah. O kadar çabuk kırılmaz herhalde ya. Tekneyi salmak için en güzel yer burası. Şurada ördekler var bu arada. Korkutmamam gerekiyormuş gibi hissediyorum ama bir taraftan da acayip korkutasım geliyor. Ördeklerin umurunda olmadı. Ördekler, selam. Çok da hızlı gitmiyorum hayvanların yanından, şey yapmıyorum o kadar ama bayağı umurlarında değil ya. Ya 6S'le basmak çok iyi. Ben drone getirmiştim bu arada yanımda, kaldırmayı unuttum. Abi lastik mi yakıyorsun? Taşlardan çıkmaya çalışıyorum. Hayır. Gördünüz mü? Gördüm. Hiç hoş olmazdı. GoPro'ya ne oldu? En azından üstünde diyebilir miyiz? GoPro kolay kolay çıkmaz oradan da. Ya böyle ters takla atıp kalsa hem tekne gidiyor hem GoPro gidiyor. Çok zarar. Bu arada bahsettiğim ters takla olayı bu değildi yani. Şu an attığı takla şöyle attı. Böyle atıyor. Hani videolarını gördün mü? Atabiliyor böyle de. Düz takla işte. Gerçek takla. Bu da taklaydı şimdi. Ne kadar hissediyorsunuz bilmiyorum ama çok hızlı. Pili gölün üstündeyken biterse ne olur? Düşük pil olduğunda galiba bir şey yapmaya başlıyormuş. İnşallah yapıyordur.
suyun ortasındaki şey ne? Tam şurada ortada bir şey var. Şu an siz GoPro'dan onu görüyorsunuz büyük ihtimalle. Biz göremiyoruz buradan ne olduğunu. Sanırım 3 espirileri bitirmek üzereyim. Çünkü çok az hızlanıp yavaş yavaş takılmaya başladı şu an. Hızlanmıyor, bassam da hızlanmıyor. Harun, sana 2 espriler kaldı canım. Olsun, en azından kullanabileyim be abi. Acayip üşüdüm bu arada. Şu an gözümden falan böyle yaş akıyor soğuktan. Sanırım yavaşlamasının sebebi pilin bitmesi değil. Şu an o şişen pil iyice şişmiş ve şu an çok sıcak. Ya patladı patlayacak öyle diyeyim size. Bakın ilk şey yaptığımda şuraya bastırabiliyordum. Şu an şey gibi böyle taş gibi iyice şişmiş. Bunu yanmaz çantamın içine koyacağım ve ilk geri dönüşüm yerine atacağım. Evet Harun şanslısın. Kırmadım bu sefer. Kullanabileceğim yani. Kullanabilir misin bilmiyorum. Biraz yeteneksizsin ya sen. Nasıl yeteneksizim? Göreceksin şimdi nasıl takla atıyorum. Neyse ver drone'u bana. Ben havalı görüntü çekeyim. Gidiyor lan tuşa basınca. Sürüyorum abi. Sürebilir miyim? Sür. Bitmiyor bu. Çocuk modunu aldın. Dalga mı geçiyorsun? Vallahi bu kadar gidiyor. Çocuk modunda işte. Abi ayarla şunu ya. Ya hadi be şunu ayarlasana ya. Ben de oynayayım biraz ya. Oo ortada girdap oluşturdun. Nasıl hızlısın ya? Şu an muhteşem hızlısın. Ya abi lütfen ya. Hadi ben de oynayacağım ya. Lütfen hadi ya. Çocuk moduna falan almadım bu arada. Şu an niye yavaş gittiğini bilmiyorum. Buralar ıslandı diye mi acaba? Olabilir mi öyle bir şey? Onu bunu bilmem abi. Şunu çöz gözünü seveyim. Burada bakılacak hiçbir şey yok ki. Bakıyorum da öyle. Kumandadan mı bir şey yapmak lazım acaba? Şöyle bir şey yapalım. Kapatıp bir daha açayım. Nasıl fikir? Çok mantıklı lan. Ben bunu nasıl düşünemedim? Allah Allah. Ama iki espirileri bitirmiş olamayız. Birkaç dakika sürdük. Bak bütün moralim alt üst. Çok gördüm bana yani şunu. Vapur gibi gidiyor şu an. Böyle sür Harun. Ne olacak? Döndürsene. Döndür. Kamera şey drone line anda dönüyor şu an. Çok güzel oluyor. Olmuyor mu gerçekten şimdi? Harbici mi bu? Harbici ve sebebi hakkında hiçbir fikrim yok. Al canım. Eğlen azıcık. Ne oldu? Oldu mu? Şaka mı? Dalga mı geçiyordun? Çarpma. Gitmiyor oğlum bu ya. Lan gitsene. Git kardeşim git lütfen ya. Lan çok mu şey istedim? Bu benim kaderim galiba abi. Ya bu ne ya? Ben daha hızlı yüzüyorum ya. Oğlum drone'un en yavaş modundan daha yavaşsın. Zevk alamadım. Bütün zevki kendine sakladı. Bana dandik pilleri verdi. Ama yapacak bir şey yok. Bu da benim kaderim. Bayağı eğlendin Harun ha. Tabii ya. Bize müstehak zaten kardeşim. Biz eğlenmeyelim zaten hiç. Acaba içine su... Aa borusu çıkmış. Acaba bundan mıydı? Pilleri geri takar mısın? Ne? Taksana geri ya. Bu arada donuyoruz. İki kere mola verdik, arabada gidip ısındık birazcık. İşte ben donmuyorum şu an anladın mı? Çünkü sürmek istiyorum. Bir de buraya misine dolanmış. Al işte. Harbiden oldu. Harbiden oldu. Ben tezeye bastım. Bir şey olmaz ya. Geldiğimiz yeri unutma. Hadi al. Eğlen. Oley. Olmazsa bu arada çok güleceğim. Deneyim mi? Hayır, 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 hayır. Sen nazar değdirirsin. Sebebi ne ki ya? Abi dalga mı geçiyorsun? Bir şey mi bastın? Vallahi bir şey bastım. Ya neden olmuyor ya?
Neden onun ya abi? Hiçbir bilgim yok. Oğlum, şu kaya güzelmiş. Akvaryuma mı koysak? Bu mu derdin? Oğlum sen bu alete kaç para verdin? Hiç üzülmüyor musun şu an? Bozuldu alet. Bozulmadı. Pil, 3S pil alacağım olacak o. Bu arada bunu karda sürüyorlar. Bayağı karın üstüne koyuyorsunuz, karda gidiyor. Yapalım mı? Kar yağınca gidelim Uludağ'a yapalım. Gelsin istiyorsanız videoyu beğenerek veya yorum atarak bunu bize gösterebilirsiniz. Ben süreceğim değil mi ama o zaman? Piller bitmezse, sağ kalırsak, şu olaylar bir bitsin. İzle ara gaz vereyim bari. Bak bak nasıl gidiyor bak. Üf. Hadi çıkart gidelim. Üşüdüm, üşüdüm. Bu benim kaderim. Üzülme be. Bu benim kaderim. Üzülme be. Eve gidip ağlayacağım, yatağıma gireceğim. Dağlara bakarak mı ağlıyorsun şu an? Ne yapıyorsun? Sakın öyle bir şey yapma, bırak onu. Sana güvenmedim yine, ben pilini çekeceğim. Nereden kapanıyor bu? Al. Ne yapayım abi bunu? Tut, mutlu olursun. Sen de bunu tut. Poz ver. Şey böyle balık yakalamış gibi. Evet, bir RC araç videosunun daha sonuna geldik. Ben bayağı eğlendim. Ben de bayağı eğlendim. Çekmek çok zevkli ya vallahi. Harun da çok eğlendi. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız o videolara ben bir daha gelmeyeceğim. Onu söyleyeyim baştan. Kara gideceğiz, kara. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone ol butonunun yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evde bir tane küçük var Harun. Böyle bu kadar bak. Onu şey yap. Lavaboyu doldur. Lavabonun içinde oyna. Çok komik. Çek kankamı. Çek bizi. Sen de poz ver. Böyle yap. Tamam hadi gidelim.